1990-2017 iş sağlığı güvenliği D sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınav sorularını öğrenci seçme yerleştirme merkezinin yaptığı sınav sorularının cevaplarını açıklamak üzere buradayım. Hepinize tekrar merhabalar. Birinci soru, aynı çeşitten olan ve biri yerine diğeri konabilen eşya aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu herhangi bir yönetmelikte böyle bir soru yok. Bu soru, bana göre de bu sorunun iptal edilmesi gerekiyor. Ama cevabı misli eşya demiş. A bütünleyici parça, B Bolu'da eklenti, Ceyhan'da misli eşya, gayri misli eşya ve taşınır. Yani buradaki misli kavramı onunla her türlü eş değerde. Yani bu anlamda kullanmış ama misli dediğimiz zaman daha fazla özellikler taşıyan anlamı da verebiliyor. Bu açıdan sıkıntılı soru. ÖSYM'nin şeyine göre cevap misli eşya. Bu soruyu geçiyorum. İkinci soru, 4857 Sade İş Kanunu'na göre engelli işçi çalıştırma zorunluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yeri bulunan işveren bu kapsamda çalışmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Kaç tane iş yeri olursa tüm iş yerlerindeki toplam işçi sayısına göre olur. Bu doğru. İkinci Bolu'da çalışmakla yükümlü olan engelli işçi sayısının tespitinde sadece belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınır. Bu yanlış. Hem belirsiz süreli hem belirli süreli işçiler, sözleşmelerle çalışan işçiler dikkate alınacaktır. Dolayısıyla buradaki cevabımız arkadaşlar Bursa. Üçüncü soruya geçiyorum. 4857 sayılı iş kanununa göre deneme süresi toplu iş sözleşmesiyle en fazla kaç aya kadar uzatılabilir? Arkadaşlar 4857 sayılı kanuna baktığımız zaman deneme süreleri en fazla 2 aydır. Ancak toplu iş sözleşmeleriyle bu karşılıklı mutabakata bağlı olarak yani anlaşmaya bağlı olarak 4 aya kadar uzatılabilir. Dolayısıyla buradaki cevabımız Bursa 4 ay. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi güvenlik performansı ölçümünde yalnızca kaza oranlarının kullanılmasının avantajlarından biri değildir? Tabii ki bu soru arkadaşlar takdir edersiniz ki iş kazaları ile ilgili. 16. Dünya İstatistikler Konferansı'nda kaza sıklık hızı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranları yapılıyor. Bunları biliyoruz. Derste de biz bunları doğru anlatıyoruz. Şimdi soruya tekrar dönersen, aşağıdakilerden hangisi güvenlik performansı ölçümünde yalnızca kaza oranlarının kullanılmasının avantajlarından biri değildir. A şıkkında verilerin nispeten kolay toplanması avantajı, kolay anlaşılır olması avantajı, trendlerin belirlenmesine imkan vermesi avantajı. Ama tam olarak güvenilir sonuçlar vermesi, bu tam net olarak %100 güvenilir sonuç vermesi diyemiyoruz. Cevabımız Denizli, dördüncü soru, D şıkkı. 5. 6.31 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere az tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan az çalışan olan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenlik hizmetleri için verilen destekten yararlanabilmesinde aşağıdakilerden hangisinin kararı gerekir? Arkadaşlar burada şunu bilmemiz lazım. 6.31 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununa göre ondan az tehlikeli sınıfta olan iş yerleri şu an kanun kapsamında. Bildiğiniz üzere 2014 yılı Temmuz ayında başlaması gerekirken 2 yıl ertelenmişti bu. Tekrar 2016 Temmuz'unda tekrar 1 yıl ertelendi. Bu sadece hangi iş yerleri bundan faydalanıyor? Ondan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerindekiler faydalanıyor. Eğer ondan az çalışanı olan az tehlikeli işlerdekiler bundan faydalanabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun tekrar onayı gerekiyor, kanun çıkarması gerekiyor ki cevabımız Bursa. Altıncı soru, 6.31 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre 6 aydan fazla süren ve süreli alt işveren ilişkisinin bulunduğu bir iş yerinde oluşturulacak iş sağlığı ve güvenlik kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru? Şimdi arkadaşlar öncelikle 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununa göre kurullar nasıl oluşturulacak?
Bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı yerler kurul oluşturmak zorunda tüm iş yerleri ama. Ya tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm iş yerleri kurul oluşturmak zorunda. Buna baktığımız zaman az tehlikeli ve tehlikeli ve çok tehlikeli 6 aydan fazla sürekli süren işler ve işçi sayısı 50'den fazlaysa her birinin işçi sayısı 50'den fazlaysa ayrı ayrı kurul oluşturacaklar. Asıl işveren koordinasyonu sağlamak için bir temsilci atayacak. Eğer ikisinin sayısı da ayrı ayrı 50'den azsa ikisi ortak kurul oluşturacak. Yine asıl işveren bir temsilci atayacak. Birisinin sayısı, alt işverenin sayısı 50, asıl işverenin sayısı, işçi sayısı 50'den azsa bu sefer alt işveren kurulu oluşturacak. Yine asıl işveren koordinasyonu sağlamak için bir temsilci atayacak. Buraya baktığımız zaman A şıkkında asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurulu oluşturulmuşsa faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon alt işverence sağlanır. Bu yanlış. Hangisi kimle sağlanacaktı? Asıl işverenle sağlanacaktı. Bolu'da 50 ve daha fazla çalışanı bulunduğu ve 4 aydan fazla süren 4 ay değildi. 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş olması lazım. Bursa, Bolu'da yanlış. Ceyhan, kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işveren toplam çalışan sayısı 40'tan fazlaysa koordinasyon 40'tan fazlaysa 50'den fazla olacak. Bu da yanlış. Denizli'ye baktım. D seçeneğine baktığımız zaman asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuşsa faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverenle sağlanır. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Her zaman işbirliği ve koordinasyon asıl işverende sağlanacaktır. Yedinci soruya geldiğimiz zaman, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğe göre tehlikeli yerler. Arkadaşlar, tehlikeli yerler öncelikle 6 gruba ayrılıyor. Bölgeler, bölgelerde bir bölge 012, bu gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcıların hava ile karışımının oluşturduğu tehlikeli bölgelerde. İkincisi, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların oluşturduğu tehlikeli bölgelerde ki bu da 20, 21, 22 idi. Demek ki 3, 3, 6 tehlikeli yerler çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğe göre 6 grupta inceleniyor. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 6 grup. Bunu kimyasal risklerle ilgili derslerde sürekli yaptığımız ve inanıyorum ki devam edenler ve diğer kursiyerler bunu rahat yapmışlardır. 8. soru, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi aşamalarından biri değildir? Arkadaşlar, 4857 sayılı iş kanunu ve akabinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda biliyorsunuz risk bazlı proaktif yaklaşım var. Yani iş sağlığı, iş güvenliğine sistematik bir yaklaşım getirilmiştir. Bu sıra nedir? Bu hiyerarşik sıralamayı her zaman yapıyoruz. Bir, öncelikle tehlikelerin tanımlanması. İki, risklerin belirlenmesi ve analizi. Üç, risk değerlendirmesi. Beş aşamaydı bu. Dördüncüsü, kontrol tedbirler belirlenmesi. Beşincisi, kontrol tedbirlerinin uygulanması. Sonra izleme, gözden geçirme ve dokümantasyon olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman seçeneklere, Adana'da tehlikelerin tanımlanması doğru. Risklerin belirlenmesi ve analizi Bolu'da, bu da doğru. Risk değerlendirmesi, yenilenmesi, o da var. Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması ayrı bir konu. Risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre o daha önceden yapılan bir şey. Cevabımız Denizli. Risk değerlendirme ekibinin oluşturması bu sıralamada olmayacak. Bu da çok güzel bir soru. Gerçekten de çalışanlar bunu çok rahat yapabilecekler bir soru. 9. soru, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununa göre iş kazalar ve meslek hastalıkların kayıt ve bildirimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bir defa 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununa göre iş kazalar ve meslek hastalıklarındaki sorumlu kim? İşveren.
her zaman işveren sorumludur ve iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formuyla bildirmesi gerekir. Kaza olduktan sonra 3 iş günü içerisinde bildirecek. Şimdi bakalım, Adana'da işveren iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir, doğru. Bolu'da işveren iş yeri hekiminin kendisine bildirdiği meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir, evet. Ceyhan'da iş yeri hekim meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder, evet. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç arkadaşlar 10 gün içinde, evet, aynen yönetmelik de böyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Cevabımız Edirne, yanlış olan bu. Bir okuyalım, işveren yaralanma veya ölümle sonuçlanmayan kazalara ilişkin düzenlediği raporların en geç 10 gün içinde, yanlış. Tüm iş kazası ister yaralanma olsun, ister yaralanma olmasın, tümünü en geç kaza olduktan sonra 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formuyla bildirmesi gerekiyor. Cevabımız Edirne. 10. soru. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre çocuk işçiler aşağıdaki işler hangisinde çalıştırılamaz? Yine bu yönetmelikte arkadaşlar çocuk ve genç işçilerin çalıştırılacağı işler belirlenmiştir. Birincisi gücüne, yani çocukların yapabileceği işler olacak. Yani hafif işler olacak. İkincisi de ahlaki yönden kendilerine bir zarar getirmeyen iş olacak. Buna baktığımız zaman burada verilenlere göre işte sağlık ve güvenliğini riske atmayacak bir iş olacak. Spor testlerine yardımcı işler yapılabilir. Çiçek satışı rahatlıkla çalışabilirler. Büro hizmetlerinde çalışabilirler. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri yapılabilir. Çay işlemesi işleri oldukça tehlikeli, çok tehlikeli sınıfa girdiği için çay işlemesi işlerinde çocuk ve genç işçiler çalıştırılamaz. Cevabımız Denizli. Merhabalar. 11. sorudan devam ediyoruz. 11. soruyu okuyorum. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre çalışanların işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliği sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisiyle işbirliği yapmakla yükümlü. Evet, doğru. Doğru. İş yerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmakla yükümlü. Ceyhan, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korunmakla yükümlü. Denizli, iş yerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksik göründüğünde durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmakla yükümlüdürler. Arkadaşlar, basın yoluyla değil, böyle bir şey yok. Direkt işveren veya işveren vekiline veya işçi temsilcisi, çalışan temsilcisi aracılığıyla direkt işverene anında bildirmek zorundalar. Denizli D şıkkımız, D seçeneğimiz yanlış. Cevabı sorumuz, 11. sorunun cevabı Denizli arkadaşlar. Soru 12. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre 1. 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 3 çalışan temsilcisi olmalıdır. 1001 ile 2001 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 5 çalışan temsilcisi olmalıdır. 2001 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde 6 çalışan temsilcisi olmalıdır. Çalışan temsilcisi arkadaşlar 6331 sayılı kanunla getirilen önemli bir kavramdır. Tekrar yönetmeliği ben tümüyle özetleyeyim. Birincisi, bir herhangi bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için 3 yıl kıdemli tam süreli çalışanlardan olması, bir de en az ortaokul mezunu olması lazım. Çalışan temsilcilerin ataması nasıl olacak? Çalışan temsilcisi seçimi bu tüm iş yerlerinde çalışan sayısına göre olacak. Çalışan sayısı 2 ile 50 arasında olursa 1 çalışan temsilcisi, çalışan sayısı 51 ile
100 arasında olursa 2 çalışan temsilcisi, çalışan sayısı 500, 100 ile 1 arasında olursa 2 çalışan temsilcisi, çalışan sayısı 101 ile 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 3 çalışan temsilcisi, 1001 ile 2001 arasında bulunan çalışan yerlerde 5 çalışan temsilcisi, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerde 6 çalışan temsilcisi olmalıdır. Burada 1, 2 ve 3 doğru, 1 yanlış arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 doğru olacak. Çünkü 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerde çalışan temsilci sayısı 4 olacaktı. Bu yanlış. Cevabımız Denizli 2 ve 3 olacak. Doğru cevabımız. 13. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanlarının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenlik kurul sekreteriyası hizmetlerini kim yürütecektir? Arkadaşlar biliyorsunuz eğer iş sağlığı, iş güvenliği uzmanı tam zamanlı çalışmıyorsa o iş yerinde kurul sekreterini insan kaynakları, personel, sosyal işler veya diğer idari ve mali işler yürütmekte görevli bir kişi tarafından yürütülecektir. Yönetmeliğe göre cevabımız A şıkkı, A seçeneği oluyor. 14. Telkeli sınıfta yer alan bir iş yerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimler hakkında yönetmeliğe göre bu iş yerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir? Hemen size arkadaşlar bu yönetmeliği hatırlatıyorum. Bir, çok tehlikeli iş yerlerinde tam süreli görevlendirme her 250 çalışandan bir kişidir. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her 500 çalışandan bir iş güvenliği uzmanı istihdamı tam süreli zorunludur. Az tehlikeli iş yerlerinde ise bu sayı, çalışan sayısı 1000 ve üzeridir. Her 1000 çalışanda. Şimdi soruya geldiğimizde 1500 çalışanı tehlikeli iş yerinde 1500'ü 500'e böleceksiniz arkadaşlar hemen. 1500 bölü 500, 3 çalışan temsilcisi cevabımız Ceyhan olacak bu şekilde. Soru 15. Yapı işlerde sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre kapalı mekanlardaki çalışma yerlerinde bulunan acil çıkış kapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu tip yerlerde tüm yönetmelikte acil çıkış kapıları her zaman dışa açılır olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Doğrudan her zaman dışarı açılır olacaktır. Şimdi cevap seçeneklerine baktığımız zaman acil çıkış kapısı olarak döner kapı kullanılamaz doğru. Kilitli veya bağlı olarak bulundurulamaz doğru. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre uygun şekilde işaretlenecek doğru. Denizli'de güvenli bir alanı açılamadıkları takdirde doğrudan içeriye açılır, özellikle olması sağlanır. Kesinlikle yanlış cevabımız Denizli. 16. İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir? Olumsuz hava şartlarında kesinlikle doğrudan korunacak. Zararlı düzeyde gürültüden korunacak, düşme ve kaymalardan korunacak, gaz, buhar ve toz gibi zararlı dış etkilerden korunacak. Bunlar doğrudan korunacak ama gıda zehirlenmeleri bu gerektiren riskli durumlardan biri değildir. Cevabımız Denizli, gıda zehirlenmeleri olacak. 18. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre ekranlı araçlarla çalışan operatörlerin gözlerinin korunması için yapılacak göz muayeneleriyle ilgili. 1. İş yerinde ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce göz muayeneleri yapılır. 2. 2 yılda en az bir kez göz muayeneleri yapılır. 3. Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında göz muayeneleri yapılır diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımız zaman arkadaşlar 1 ve 3. Birincisi iş yerinde ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce göz muayenesi yapılacak. Üçüncüsü de ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında göz muayeneleri yapılacak. Bu şekilde cevabımız 1 ve 3 Ceyhan.
Soru 19. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti ifade eder? Arkadaşlar her zaman bu yönetmeliğe baktığımız zaman emredildiği işaretler uyulması zorunlu işaretlerdir. Cevabımız C. Emredici işaretler. Soru 20. İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde acil durum ilanı en geç kaç yılda belirlenir? Hemen yönetmeliği hatırlatıyorum arkadaşlar. Çok tehlikeli iş yerlerinde acil durum planları en az 2 yılda bir, en geç 2 yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir yenilenir. Buradaki çok tehlikeli olduğu için 2 yılda bir yenilenecek. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu 21. soruya geçiyorum. Müsaade ederseniz bir su içeyim. İş ekipmanlarının soru 21. İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre iş ekipmanların periyodik kontrollerini yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirme aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Arkadaşlar, iş sağlığı güvenliğinde birinci derecede yetkili kamu kuruluşu hepinizin bildiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Yani diğer konularda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'dür. Şimdi bu soruya baktığımız zaman A üniversiteler demiş, Bolu'da Makine Mühendisleri Odası, Ceyhan'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Denizli'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Cevabımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denizli olacak. Soru 22. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabılarının kullanılmasının gerekli olabileceği bir iştir? Kolayca çıkarılabilecek hangi işler olacak arkadaşlar? Bilhassa buna baktığımız zaman ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler de olacak ve cevabımız Bursa olur. Soru 23. Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde işveren tarafından maruziyeti en az indirmek için uygulanacak eylem planı. 1. Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalar için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitim vermek. 2. Yapılan iş göz önünde bulundurularak mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek. Çok yanlış bir şey değil mi arkadaşlar? 3. Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur? Cevabımız 2 yanlıştı. 1 ve 3 olacak deriz. Soru 24. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre. 1. Çok toksik madde. Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde arkadaşlar, insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler. 1. Doğru. 2. Alevlenir madde. Parlama noktası 60-75 santigrat arasında olan sıvı haldeki maddedir. Şimdi hemen hatırlayacaklardır. Buna o kadar üzerinde duruyoruz ki sorularda. Alevlenir maddenin parlama noktası 21-55 santigrat arasında olacak. Dolayısıyla ikinci madde yanlış. 3. Toksik madde. Çok toksikle toksik arasında bir kelime vardı. Dolayısıyla az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığında akut ve kronik hasarlara ve ölüme neden olan madde tanımlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar 1 ve 3 doğru. Hangi seçenek? Cevabımız 1 ve 3 Edirne. Cevap anahtarında da zaten mutlaka onu vermesi lazım Edirne. Soru 25. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre çalışanların biyolojik etkenlerin kullanılması sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı aşağıdakilerden hangisine bildirmesi gerekir?
Arkadaşlar hangi risk faktöründe olursa olsun. Riskler nelerdi? 5 tane risk faktörü var. Kimyasal risk faktörleri, biyolojik risk faktörleri, psikososyal risk faktörleri, ergonomik risk faktörleri ve fiziksel risk faktörleri. Hepsinde oluşan kazayı, herhangi bir kaza ve olayı işveren ve işveren vekiline bildireceklerdi. Bu soruda da yine tekrar edersem, biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre çalışanların biyolojik etkenlerin kullanılması sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı aşağıdakilerden hangisine bildirmesi gerekir? İşveren veya işveren vekilin olacak? Cevabımız Bursa. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin bir öğrencinin özelliklerinden değildir? Adana'da öğrendiği bilgi ve becerileri işinde hemen kullanmak ister. Bolu'da öğrenme ortamına geçmiş yaşantılardan deneyimlerini getirir. Doğru. Eğitimde aktif alıcı olmak yerine pasif kalmayı tercih eder. Arkadaşlar androgojik eğitim yetişkin eğitimidir. Yetişkinler aktif alıcı yerine pasif kalmayı tercih etmezler. Her zaman aktif kalmayı, aktif alıcı olmak isterler. Dolayısıyla yanlış olan cevap, özelliklerden olmayan cevabımız Ceyhan. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlık gözetimi çalışmaları kapsamında değerlendirilmez? Gerekli durumlarda mesleki rehabilitasyon çalışmaları yapılması, gerekli durumlarda iş değişikliği önerisine bulunması, tabii ki bunlar yapılacak sağlık kontrolleriyle olacak, iş yeri ekibi tarafından olacak. Çalışanların sendikal haklarının güvence altına alınması bu çalışanların sağlık gözetimi kapsamı dışındadır arkadaşlar. Bu cevabımız Ceyhan, açık ve net. Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırma koşulları hakkında yönetmeliğe göre emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kural olarak ne kadar süreyle gece postalarında çalıştırılamazlar? Yönetmelikte arkadaşlar bu 1 yıl. Cevabımız Denizli. 1 yıl süreyle gece postalarında çalıştırılamaz. 28. sorunun cevabı seçeneklere baktığımız zaman Denizli. Soru 29. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre Türkiye'deki meslek hastalıkları kaç grupta sınıflandırılmıştır? Bu da arkadaşlar hepinizin bildiği gibi 5 grupta sınıflandırılmış. Cevabımız Ceyhan, 5 grup olacak. Arkadaşlar tekrar merhabalar. 30. sorudan tekrar devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarındaki koruyucu yaklaşımlardan biri değildir? Koruyucu yaklaşımlar arkadaşlar tabii ki sağlık eğitimi, işe giriş muayenesi, kaynakta kontrol yaklaşımları, en son kişisel koruyucu uygulamaları olacak. Baktığımız zaman spesifik tedavi uygulaması yoktur. Cevabımız Edirne. 31. Sağlık çalışanların AIDS hastasıyla karşılaştıklarında kendilerini korumak için aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaları gerekmez diyor. Bakalım. Hastadan kan alırken eldiven giyilir ve enjektör iğnesinin batmaması için dikkatli olunur. Doğru. Ameliyat yapacak cerrah, koruyucu gözlük, eldiven, sıvı geçirmez ameliyat giysisi kullanır. Doğru. Ceyhan'da hastadan alınan kan örnekleri özel kilitli koruyucu kaplarla taşınır ve üzerine gerekli uyarıcı bilgiler konur. Doğru. Denizli'de hastalar özel tecrit kabinlerine konur ve hastayla kimyasal gazlara dayanıklı özel koruyucu giysiler giyilerek görüşülür. Böyle bir yönetmelikte madde yok arkadaşlar. Bu gerekmez. Cevabımız Denizli. Edirne E şıkkında okuyalım. Laboratuvar çalışanları hastadan alınan kan örnekleri incelenirken örneklere ait sıvılarla teması engelleyecek gerekli tedbirleri alırlar. Evet, cevabımız 31. soruda Denizli. Soru 32. Gürültüye maruz kalan çalışanların kullanması gereken kulak koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Adana'da çalışanlar tarafından doğru kullanılmalı ve korunmalıdır. Çalışana tam olarak uymalıdır.
Ceyhan'da işitme ile ilgili risk ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilmelidir. Denizli'de hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışanı özel olarak sağlanmalıdır. Evet, doğru. Edirne, kulak koruyucu donanımların sağlanması iş yeri ekibinin yükümlülüğündedir. Yanlış. Kimin yükümlülüğünde arkadaşlar? Her zaman işverenin yükümlülüğündedir. Bunu ve hangi durumlarda sağlayacak onu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İş yerinin gerçek gürültü düzeyi eğer 80 desibel gürültü şiddeti alt maruziyet sınır değeri 80 desibele ulaşmışsa hemen böyle sürekli biz söylüyoruz, tekrar ediyoruz, işveren kulak koruyucularını hazır edecek. Eğer iş yerindeki gerçek gürültü düzeyi 85 desibel yani üst maruziyet sınır değerine ulaşmışsa işveren tarafından tüm çalışanlarını ayrı ayrı hijyenik şartlara uygun kulaklıklar veya diğer ekipman kulak koruyucular kullandırılacak. Sorumlu kim arkadaşlar? İşveren. Yani iş yeri ekibi değil. Böyle bir şey yok. Cevabımız Edirne. Soru 33. İşveren iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken bir, maruziyetin türü, düzeyi ve süresi tabii ki dikkate alacak. İki, maruziyet sınır değerleri ve eylem değerleri dikkate alınacak. Üç, düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşulları hususlarından hangilerine özel önem vermelidir? Bir, iki ve üç olması gereken cevabımız yönetmelik gereği de cevabımız Edirne. Bir, iki ve üç olacak arkadaşlar. Soru 34. Bir, cilt yanıkları. İki, göz rahatsızlıkları. Üç, solunum yolu hastalıkları. Yukarıdakilerden hangileri kaynak işlerinde çalışanların maruz kalabileceği sorunlardan? Arkadaşlar, kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliği ve dersimize baktığımız zaman 1. Kaynak gazları, 2. Kaynak ışınları, 3. Elektrik, 4. Solunum yolu gazlardan dolayı solunum yolu hastalıkları olacak. Burada da cevabımız yine 1, 2 ve 3. Cilt yanıkları, göz rahatsızlıkları ve solunum yolu hastalıkları sorunlardandır. Çalışanların maruz kalabileceği sorunlardandır. Cevap Edirne arkadaşlar. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi inşaat şantiyelerindeki elektrik bağlantı ve dağıtım kutularından beslenen, işletme araçlarında uygulanan koruma tedbirlerinden biri değildir? Koruyucu yalıtma koruma tedbiri, küçük gerilim yani alçak gerilim kesinlikle koruma tedbiri, küçük direnç. Arkadaşlar, elektrikli çalışmalarda iş sağlığı güvenliğinde, dersinde ve yönetmeliğinde küçük direnç diye bir şey kesinlikle yok. Cevabımız Ceyhan. Hata akımı koruma bağlaması var, koruyucu ayırma var ama küçük direnç yok. Cevabımız Ceyhan. Soru 36. İş yerlerinde yüklerin doğrudan kaldırılması amacıyla bir mengene, iki palanga, üç vinç ekipmanlarından hangileri kullanılır? Kaldırma ve taşıma araçlarında neler vardı arkadaşlar? Palangalar var, vinçler var, forkliftler var. Mengene sıkıştırma ve örneği tutma, sabit tutmada kullanılır. Yani yüklerin doğrudan kaldırılmasında mengene kullanılmaz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. 2 ve 3 Denizli cevabımız. Soru 37. Manuel. Manuel ne arkadaşlar? Elle çalıştırılan makineler ve kaldırma aksesuarlarının dayanıklılığını hesaplamalarında yeterli bir güvenlik düzeyini garanti etmek için seçilen statik kasacı genel bir kural olarak kaç olmalıdır? Statikte her zaman 1.5 olacak arkadaşlar. Manuel çalıştırılan yerlerde 1.5 cevap Zeynep. 38. soru. Pestisit kullanımına bağlı sorunlar. Pestisitler hatırlayın arkadaşlar nedir? Tarımsal mücadele ilaçlarıdır. 2. Hayvan saldırıları ve böcek ısırmaları. 3. Ergonomik sorunlar. Kardakilerden hangiler tarım sektöründe çalışanların karşılaşabileceği sorunlardır? Buraya baktığımız zaman zaten bir pestisit, tarımsal mücadele ilacı, hayvan saldırısı ve ergonomik sorunlar üçü de olacak. 1, 2 ve 3 cevabımız Edirne. 39. soru.
Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinde yüksekte yapılan ve topluluk koruma tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı çalışmalarda çalışanların bireysel olarak korunma sağlayan kişisel koruyucu tedbirlerden biridir? Arkadaşlar, tüm risklerde önce topluluk koruma, kişisel korumada önce topluluk koruma, en son kişisel korumadır. Ama yüksekte yapılan çalışmalarda da kişisel koruma, paraşütçü, emniyet kemeri, yani tam vücut kemer sistemleri kullanılması gerekiyor. Korkuluklar nedir arkadaşlar? Topluluk korumadır. Güvenlik ağları topluluk korumadır. Bariyerler topluluk korumadır. Hava yastıkları topluluk korumadır. Tek kişisel koruma vücut kemerleri, tam vücut kemer sistemleridir. Cevabımız Bursa. 40. soru. Basınç silah ekipmanın türüne bağlı olarak emniyetli kurulun işletme ve kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için verilmesi gerekli olan bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Emniyet aletinin ayar basıncı bir cinsten, bar cinsinden. Arkadaşlar, basınçlı kaplar nedir? İç basıncı 0.5 bardan büyük, en yüksek çalışma basıncı 30 bardan daha küçük olan hazne kap ve kaplardır. Dolayısıyla basınçlı kaplardaki basınç birimi olarak kesinlikle bar kullanılıyor. Şimdi emniyet aletinin ayar basıncı bar cinsinden verilir, doğru. Bolu'da basınçlı ekipmanın çıkış gücü din cinsinden verilir, kesinlikle yanlış. Basınç birimi din değildir zaten arkadaşlar. Burada kullanılan basınç birimi bardır. Cevabımız Bursa. 41. soru. Tehlikeli madde etiketinde kullanılan yanıcı sıvı maddelerin tehlike sınıfını belirten rakam aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu rakam değeri yanıcı sıvılarda hepinizin hatırlaması gerekir. O rakam 3'tür ve denizli. 42. Soru 42. Yanmanın olduğu her ortamda oluşabilen karbonmonoksit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, karbonmonoksit yanma fosil kökenli yakıtların ısınma ve endüstriyel amaçlı yanması sonucu çıkan karbondioksitin yanında çıkan bir gazdır. Karbonmonoksit kimyasal boğucu bir gazdır. Yanıcı bir gazdır. Yani alt patlama limiti, üst patlama limiti vardır. Alt patlama limiti 12.5, üst patlama limiti 74.5'tir. Karbonmonoksitin kana kırmızı rengini veren, hemoglobine karşı oksijenden yaklaşık 300 kat daha reaksiyon aktivitesi vardır. Dolayısıyla karbonmonoksit karboksi hemoglobin oluşturur. Kapalı ortamda, iş yerlerindeki karbonmonoksit konsantrasyonu, havadaki konsantrasyonu 50 santimetre küp metre küpü geçemeyecek. Diğer bir ifadeyle yüzde, o hacimsel yüzde olarak yüzde 0.005'i geçmeyecek ve soruya tekrar döndüğümüz zaman tekrar bakalım, kimyasal boğucu bir gazdır, doğru. Kandaki hemoglobinle birleşerek karboksi hemoglobin oluşturur, doğru. Vücuttan atılması sindirim yoluyla olur. Karbonmonoksit vücuda alındığından itibaren kesinlikle atılamaz. 50 ppm geçtiği zaman zaten 300 ppm'de maruziyet süresine göre maalesef ölüm ortaya çıkabilir. Yanlış olan Ceyhan, vücuttan atılması sindirim yoluyla olur. Yanlış arkadaşlar. 43. soru. Aşağıdakilerden hangisi pestisit grupları arasında yer almaz? A. İnsektisitler. B. Herbisitler. Ceyhan, rodentisitler. Denizli, fungisitler. Edirne, zeolit. Arkadaşlar, cevabımız zeolit. Zeolit bir defa pestisit değil arkadaşlar. Zeolit bir reçinedir. Ama bakalım şimdi, pestisitlerin sınıflandırılması A. İnsektisitler. 1. Böceklere karşı kullanılırlar. Yani böcekleri, zararlı böcekler için kullanılırlar. Herbisitler, istenmeyen bitki ve yabancı otları yok etmek amacıyla kullanılırlar. Fungisitler, mantarları yok etmek için kullanılırlar ve böylece ürünlerin bozulmasını engellerler. Fumigantlar ve böcek uzaklaştırıcılar. Fumigantlar, insektisitler, kemiriciler ve
nematodları kontrolünde kullanılırlar. Bu tip pestisitlerin ortak özellikleri uygulama sırasında gaz oluşturmaları ve böylece en ulaşılamayacak yerlere nüfus ederek zararlara etki etmeleridir. Dolayısıyla tekrar soruya döndüğümüz zaman insektisit, herbisit, rodentisit ve fungisit pestisit gruplarındadır. Pestisitler neydi arkadaşlar? Çok tehlikeli kimyasallara giriyor. Bunların arıtılması da atık su arıtma tesislerinde dahi arıtılamıyor bunlar. Ve en tehlikeli kimyasallar ama zeolit pestisit değil, bir reçinedir arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 44. soru, uçucu organik bileşikler Van, Ordu, Ceyhan. Yani volatil organik karbon, İngilizcesi arkadaşlar. Bunlar uçucu organik bileşiklerdir. Bir hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. İki, fosil yakıtların yanma reaksiyonu sonucu oluşurlar. Üç, çalışma ortamlarında ve kapalı alanlarda insan sağlığı açısından risk oluşturmazlar ifadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımız zaman arkadaşlar yalnız bir yanlış. Yalnız iki, yalnız üç. Cevabımız bir ve iki olacak. Hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. Fosil yakıtların yanma reaksiyonu sonucu oluşurlar. Cevabımız bir ve iki. Çalışma ortamlarında ve kapalı alanlarda insan sağlığı açısından risk oluşturmazlar. Çok yanlış. Cevabımız denizli, 1 ve 2 uçucu organik karbonlar, volatil organik karbonlar. 45. soru, 2013 yılında inşa edilen bir binada yakıt depoları aşağıdaki yerlerden hangisine konulabilir? 2013. Burada yine binaların yakıt depolarıyla ilgili yönetmeliğe baktığımız zaman ancak bodruma konabilir. Yani merdiven boşluğu, mutfak, banyo gibi alanlara merdiven altına kesinlikle risk oluşturur. Çünkü yakıt depoları orada konulmaz. Ama bodruma uygun teknik tedbirler alınarak konulabilir. Bu da yönetmelik gereği. Bunu rahat yapılacak bir soru. Cevap 45. soru denizli bodrum olacaktı. 46. soruya geldiğimiz zaman makine ayarları sebep olduğu yangın türü. Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisi? Arkadaşlar makine ayarları maddenin hangi fazına girer? Yani katı sıvı gaz fazlarından hangisine girer? Makine yağları sıvıdır. Sıvı madde yangınların hangi sınıf yangınlardır? B sınıfı yangınlar. Şimdi tekrar ediyorum. Oda sıcaklığı ve basıncında yanabilen katı maddeler nedir arkadaşlar? A sınıfı yangınlardır. Bunlarda en etkili söndürme maddesi su, yöntem soğutma. Yanabilen, oda sıcaklığı ve basıncında yanabilen sıvı haldeki maddeler B sınıfı yangınlardır. Bunlarda en etkili söndürme maddesi köpük, yöntem boğmadır. Oda sıcaklığı ve basıncında yanabilen gaz haldeki maddeler C sınıfı yangınlardır. Bunlarda en etkili söndürme maddesi kuru kimyevi toz ve yöntem boğmadır. Yine arkadaşlar 4 gruptaydı. Oda sıcaklığı ve basıncında yanan aktif metaller. Bunlar da D sınıfı yangınlardır. Bunlarda en etkili söndürme özel D sınıfı kuru kimyevi tozdur. Şimdi tekrar soruya dönersem 46. soruda makine yağları oda sıcaklığı ve basıncında sıvı yangın türlerine girer. O da B sınıfıdır. Cevabımız Bursa. 47. soru aşağıdakilerden hangisi asma iskelelerde kullanılmaz? Arkadaşlar asma iskelelerde halat var, kanca var, bağlantı aparatı var ve durdurma fren sistemi var. Ama asma iskelelerde asla ve asla her zaman yönetmelik gereği özellikle üzerine düşerek söylüyoruz, yazdırıyoruz. Merdiven kesinlikle kullanılmaz. Cevabımız Bursa merdiven. Asma iskelelerde merdiven asla kullanılmaz. 47. soru Bursa. Soru 48. Yeraltı maden ocaklarında bir, akümülatörlerin doldurulması, iki, kömürün oksidasyonu, üç, ocak yangınları ve kömür tozu patlamaları olaylarından hangileri karbon monoksit kaynakları arasında yer alır diyor. Arkadaşlar, akümülatörlerin doldurulması
da karbonhidratla hiçbir ilgisi yok. Akülerde ne var arkadaşlar? Sülfürik asit var. Kurşun var, sülfürik asit var. Ama kömürün oksidasyonu demek, kömürün yanmasıdır. Karbonhidrat kesinlikle çıkar, biliyorsunuz. Ocak yangınları ve kömür tozu patlamalarında da karbonhidrat var. Cevabımız 2 ve 3 olacak, Denizli. Bu da zaten çok güzel bir sorudan birisi, sorulardan birisi. Oldukça tüm arkadaşlarım yaptığını, devam edenler yaptığını umuyorum. Soru 49. Aşağıdakiler hangisi gürültünün alıcıda kontrolünü sağlayan önlemlerden biri değildir? Kişisel kulak koruyucular kullanılması en son yapılacak şey ama alıcıda kontrolünü sağlayan önlemdir. Gürültüye maruz kalan kişinin tecrit edilmesi ortama yönelik korumadır, yine önlemdir. Gürültülü yerlerde rotasyonla çalışılması yine ortama yönelik organizasyonel düzenlemedir. Yine önlemdir. Gürültüye maruz kalma süresinin azaltılması yine organizasyonel özel önlemdir. Ortama yöneliktir, kullanılır. Susturucuların kullanılması yok, cevap. Yani alıcıda kontrolü sağlayan önlem değildir susturucuların kullanılması. Cevap Edirne eşit. Son sorumuz arkadaşlar. Soru 50. İşitme oluşana kadar sesin 1. Dış kulak, 2. Beynin ilgili merkezi, 3. iç kulak, 4. orta kulak yapılarından geçme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sıralama 1, 4, 3 ve 2 olacak. 1. Dış kulak, 2. 4 ne? Orta kulak, 3. iç kulak, en son 1. Evet, tekrar ediyorum. 1, 4, 3 ve 2. En son 2 olacak. Beynin ilgili merkezi. Baktığımız zaman cevabımız Ceyhan. Böylece tamamlandı. Tekrar başarılar diliyorum. Bitirdim.